yeni bir kitap kargosu açılışıyla karşınızdayım. 2024'ün ilk kargosunu açacağım. Soğuk bir kış gününde bakalım gelen kitabımız hangisi? Sizlerle paylaşacağım. Evet. Daha öncesinde PTT kargo ile alakalı yapılabilecek muhtemel bütün esprileri yaptığım için artık benzer tarzda espriler yapmayacağım ve kitabımıza odaklanalım bakalım. Yine Düş Kurguları Yayınları enfes bir çalışmayla karşımızda. Müthiş bir kapak. Dört kanatlı melek iş başında. Çok severek yazdığım, okurlardan keyifle okunduğu konusunda hoş tepkiler aldığım ve genişletilmiş ikinci baskısını Düş Kurguları Yayıncılık aracılığıyla yaptığım bu kitabımı arka kapağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mardu Sacı Kalibu adlı acayip gezegende yaşayan varlıkların en temel özelliği şakacı olmalarıdır. Bu benzersiz gezegenden gelen dört kanatlı melekin de en temel kişilik özelliği şaka yapmayı seven bir varlık olmasıdır. Aslında dört kanatlı melek dünyamızda yaşadığı maceraların gizli kalmasını istiyordu. Bu kitapta anlattığım serüvenlerin okun önüne çıkmasına olumlu yaklaşmıyordu. Yalvardım yakardım, allem ettim, kallem ettim, zor da olsa dört kanatlı meleki ikna ettim. Kitabın yayınlanmasını nihayet kabul etti. Bundan sonraki iş size düşüyor değerli çocuklar. Kitabı dikkatle okuyacaksınız. Sevdiğiniz öyküleri anne babanızla paylaşacaksınız. Arkadaşlarınıza dört kanatlı meleki anlatacaksınız. Onu tanıtmak ve sevdirmek için gayret göstereceksiniz. Bu iyiliğiniz için daha şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Fakat şahsen tanımadığınız kişilere de bu kitaptan bahsetmeyin lütfen. Tehlikeye karşı sizi açık yüreklilikle uyarayım. Takdir edersiniz ki hiçbirimiz Mardu Sacı Kalibu gezegenindeki ajanlara yanlışlıkla bilgi sızdırmak istemeyiz şeklinde bir arka kapak oluşturduk ve ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocukların keyifle, neşeyle, eğlenceyle okuyabilecekleri hoş bir kitapla karşınızda olduk. Dört kanatlı melek iş başında, raflarda yerini aldı. Yeni baskısıyla, siz okurlarıyla, yeni okurlarıyla tanışmak için can atıyor. Herkese çok seviyorum.